Günaydın, günaydın arkadaşlar. Bugün cumartesi, tatil diye ölene kadar uyudum. Hafta sonu olduğu için iş olmayabilir ama yine de ben kankama sorarım. Varsa eğer gidebilirim. Şimdi bir dışarı çıkıp bakalım. Güneş doğmuş mu doğmamış mı, dün bir kargo siparişi vardı, onu teslim ettim. Alber kankam sağ olsun bana iş ayarlamıştı bu kötü günlerimde. Hemen işe başladım ben de ve biraz para kazanmış oldum. O güneş de tam tepemde, neredeyse akşam olacak arkadaşlar. Hemen Alber kankamı arayayım. İş varsa eğer, teslim etmeye gideriz. Alo, günaydın kanka. Ne günaydını kanka? İyi akşamlar desene. Akşam oldu neredeyse. Doğru söylüyorsun kanka. Neyse, bugün iş var mı? Eğer bir kargo varsa ben götürüp bırakayım. Evet kanka, sabah bir tane sipariş gelmişti. Onu götürüp bırakabilirsin. Ben sana WhatsApp'tan konumu ve kargo bilgilerini gönderiyorum. Bekliyorum seni, görüşürüz. Evet gençler, siparişimiz varmış. Biz de yavaş yavaş dükkana doğru gidelim. Yolda bilgiler geldiği gibi kargoyu almaya gideriz. Artık gidebiliriz. Mesaj geldi arkadaşlar. Arabayı da sağ çekelim ve bakalım. Alber kankam konumu göndermiş bize. Artık alacağımız kargoya doğru gidebiliriz. Dönüşümüzü alalım. Önce çekil sen de oradan, sana çarpmayalım. Başımıza bela olacaksın. Paketimiz işte orada. Sahibine yetiştirmek için acele edelim, işin sonunda para var çünkü. Bana da çok para lazım, arabayı değiştireceğim. O araba artık iyice masraf çıkartıyor bana. Güzel ve masrafsız bir araba almamın zamanı geldi arkadaşlar. İşimden kazandığım parayı arabanın masraflarına veriyorum. Bana çok bir şey kalmıyor. Evin elektrik faturası, su faturası cep yakıyor zaten. Cep demişken uzun süredir, kıyafet de alamıyorum kendime. Üstümdekiler de eskidi artık. Uzun bir yolumuz var. Para kazanmak hiç de kolay değil. Arabayı değiştireyim diyorum ama aslında benim artık işim belli. İşime göre bir araba almam lazım. Kamyon ya da pikap olması lazım. Evet, bence en mantıklısı bu. Ben yolu kaybettim. Konum bilgileri gitti arkadaşlar. Arabayı sağ çekeyim de bir daha bakayım. Şimdi, geldiğim nokta burası. Şuradan mı gidecektim acaba? Yok, emin olamadım. En iyisi Alber'in attığı konuma bir daha bakmayın. İnternet çekmiyor burada. Şimdi, dosya, konum bilgileri. Tamamdır gençler, şimdi çıkarttım. Biz şu geriden sağ dönüş yapacaktık ama düz gelmişiz. Neyse ki çok geç olmadan fark ettik de erken farkına vardık. Yoksa alırdık başımızı giderdik, kim bilir bak nereden çıkardık. O kadar benzini de boşa kullanırdık. Arabamın içi de yakıyor gerçekten. Güzel bir göğsü var ama araba artık eskidiği için bana sürekli masraf çıkartıyor. Para olsaydı eğer, çok güzel arabalar var ama ne yazık ki para olmadığı için alamıyoruz bir şey. Kamyon ya da pikap tarzı bir araba daha mantıklı olur. Benim işim kargoculuk çünkü. Neyse arkadaşlar, yavaş yavaş paramızı toplarız ve güzel bir araba alırız. Hoppala, bu kötü oldu işte. Benzinim bitti. Aslında çıkmadan önce benzinin az kaldığını biliyordum ama doldurmayı unuttum. Şimdi sağ çekelim yine. Bir çaresine bakalım. Alber kankamı ararsam eğer bana bir depo benzin gönderebilir. Evet, Alber'i arayıp ona söyleyeyim. Alo, Alber, kötü bir haberim var. Ne oldu kanka? Benzinim bitti. Tamam, sorun değil. Ben sana yakıt tankerini gönderiyorum. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Evet gençler. Yakıt tankeri geldi, depomuzu fulledik ve tekrardan çıktık yola. Daha fazla geç kalmadan şu işi bitirelim artık. Paket sahibi bizi bekliyordur. Onun da mutlaka bir işi vardır. Hız sınırını da geçmeyelim ki ceza gelmesin. Zaten paramız yok. Gerçi hız sınırı 160 kilometre ama ben 220 ile gidiyorum. Neyse, yetiştirmemiz gereken bir paketimiz var. Ne yapalım, bu seferlik böyle olsun. Ama yine de ne olursa olsun trafikte çok dikkatli olmak lazım. Araba kullanırken ani bir hata hayatımızı bitirebilir. İyice yaklaştık artık. Önümüzde bir tane tünel olacak. Eğer tüneli de geçersek neredeyse varmış olacağız. Dinlenme tesisi sağ tarafımızda. Kamyonlar ve arabalar durmuşlar. Aslında ben de çok acıktım ama kargoyu teslim edelim de ondan sonra bakarız bir şeylere. Tünel de göründü işte. Bunu da bitirdiğimiz gibi vardık diyebiliriz. İşimi seviyorum, severek yapıyorum ama ileride zengin olduktan sonra kendime bir şirket açabilirim. Ya da başka bir iş yeri satın alırım. Konuşa konuşa yolu da bitirdik sayılır. Teybimiz, radyomuz çalışmıyor ki bir şarkı açıp dinleyelim.
zaman da geçmiş olur. Böyle konuşuyorum da, tam bir tır şoförü gibi oldum arkadaşlar. Sonunda vardık arkadaşlar. Şu ilerinde de sola dönüş yapacağız. Dinlenme tesislerine geldik galiba. Evet, şu ilerisi dinlenme tesisleri bence. Tırlar görünüyor buradan. O arada biz 6 tane paketi düşürmüşüz. Haberimiz yok. Tıra bakayım derken, döneceğim yolu kaçıracaktım az daha. Umarım kargo sahibi fark edip bir şey söylemez. Kargonun teslim süresi de az kalmış ama telaş etmeye gerek yok. Yetiştirdik çünkü. Yine yanlış yola saptık. Şuradan sağ döneceğiz. Kargoyu bırakacağımız yerde, şu ileride, tırların bulunduğu bölge. Burası dinlenme tesisi değil, park alanıymış. Uzun yolculuk yapan tırlar ve arabalar için dinlenme yerleri. Yol her zaman yorucu olmuştur. Son 55 saniyemiz kaldı. Gerçi yetiştik artık. Evet, ne diyordum? Uzun yollar gerçekten yorucudur ve çok tehlikeliler. Her zaman dikkatli olmak lazım. Direksiyon başında gözlerimiz kapanırsa, her an kaza yapabiliriz. Siparişimizin teslim yeri işte burası. Şimdi şu yeşil alanın içine girip artık kargomuzu bırakalım. Daha sonra da Albert'i arayıp teslim ettiğimi söyleyeceğim. İşte bu kadar arkadaşlar. Görevimiz tamamlandı. Şimdi Albert'i aramalıyım. Alo, Albert, siparişi teslim ettim ben. Para hesaba yatmış mı? Evet kanka, yatmış. Tamam o zaman, görüşürüz. Evet gençler, bugünkü görevimiz de tamamlandı. Şimdi eve dönüş zamanı. Ama önce yine su ve yağ durumuna bakalım. Araba yolda bize sorun çıkartmasın. Evet güzel. Yağ ve su tamam, artık eve gitmek için yola koyulabiliriz. Araba kirlenmiş biraz. Yolda gelirken çamura basmışız galiba. Arkaya da bakalım. Çok kirli değil ama yine de temizlemek gerekiyor. Buraya kadar izleyen arkadaşlar, hepiniz cansınız. Hepinizi çok seviyorum. Bu serimiz de burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.